Merhaba arkadaşlar, Tarık Tefizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir uygulamayla bir bilgi, bir tane soru üzerinden konularımıza devam edeceğiz. Konumuz arkadaşlar, yeşil dalga sistemi nedir? Trafikte niçin kullanılıyor? Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet, başlayalım. Yeşil dalga nedir? Arkadaşlar, trafikte yeşil dalga sistemi şu: şehir içindeki araçların belli bir süratte gitmeyi teşvik eden bir uygulamadır. Bu levhada yazılan 70'e bir bakın. Eğer araç yazılan 70 kilometrelik hızla giderse kırmızı ışığa takılmadan yoluna aynen devam eder. Peki bunu bir arkadaşlar bunun üzerine gösterelim. Şurada trafik lambası, şurada da trafik lambası var. Birinci, ikinci ve önünde arkadaşlar bir araba, arabaya yeşil ışık yapmış. Şimdi arkadaşlar, araba buradan buraya gitme süresini arkadaşlar T1 süresi desem. Peki araba tam buradan birinci ışıkta geçti ya, burada yeşil ışık yanmış. Öbür tarafta arkadaşlar kırmızı ışık yanıyor. Arabanın buraya gelme süresi T1, o anda kırmızının yeşile gelme süresi T2 ise. Eğer süreler birbirine eşitse araç arkadaşlar kırmızı ışığa hiç takılmadan yeşil ışıkta yoluna aynen devam eder. Tabii dur kalk yapmadığı için arkadaşlar yakıttan da tasarruf eder. İşte yeşil dalga sisteminin uygulaması tam da bu arkadaşlar. Bu ülkemizde de çeşitli yerlerde kullanılmış. Şimdi bunun yeşil dalga sisteminin arkadaşlar faydaları neler, onları görelim. Yeşil dalga sistemi yakıt tasarrufu da sağlar. Yani dur kalk olmadığı için yakıt tasarrufu sağlar. Bu birinci yorumumuz. Tabii trafiğin akışını kolaylaştırır. Durmadan arkadaşlar hareketli bir trafik yapımını sağlar. Durmadığı için arkadaşlar ve belirli bir hızla gittiği için yayaların can güvenliğini sağlar. Ve araçların hız limitini aşmaması sağlanır. Belli değerde hep aynı durması gitmesini sağlayan bir hareket arkadaşlar. Yeşil dalga sabit hızlı hareketin uygulamasıdır arkadaşlar. Az önce levhada kaç yazmıştı? 70 yazmıştı. Araçlar 70'lik sabit bir hızla hareket eder. Yani hızları değişmez. Bu önemlidir. Yeşil dalga sabit hızlı hareketin tabii ki bir uygulamasıdır. Evet arkadaşlar, bir bilgi bu. Şimdi bununla ilgili bir tane soru çözelim. Sorumuz şu: örneğimiz yargılarından hangileri doğrudur? Yeşil dalga sistemi için 1. Araçların ortalama hızla hareket etmesini sağlamak içindir. Arkadaşlar ortalama hız değişkendir. Yani hızı bir artar bir azalır. Ama sabit hızlı olsaydı doğruydu. Ortalama hız yanlış arkadaşlar. Unutmayın, yeşil dalga sisteminde hız değişmez. Hep aynı hızda gider. İkincisi, araçların dur kalkını önleyerek yakıt tasarrufu sağlar. Doğru. İkincisi doğru arkadaşlar. 3. Araçların hız limitini aşmamasından yayaların can güvenliğini sağlamış olur. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. Evet, bu şekilde yargılarının hangileri doğrudur? 2 ve 3 doğru olan cevap şıklardır. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Kolay gelsin, başarılar arkadaşlar.